Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahin Altıray. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sizin meydanlar da zaten ilk günden beri doluydu. Onları veriyoruz, yayınlıyoruz. Bütün herhalde dünden itibaren de siz çağrıları yaptınız daha doğrusu. Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra bayağı kalabalık bir vaziyette sınavında katılacak. Nasıl duygular aldınız, nasıl tepkiler aldınız sizin sorumlu olduğunuz bölgeden özellikle? Yani tarihi bir ana şahit geliyoruz bugün. Ama bir rüya gibi sanki. 15 Temmuz akşamından sonra bu insanlar bir daha eve girmek istemedi. Yani öyle bir saatler, öyle geceler oldu ki işten geldikten sonra üzerini değişmeden meydana koşan ve gelirken de annem aradı, beni almadan gitme oğlum diyerek eve uğramak zorunda kaldım başkanım, onu da alıp geldim diyerek. Ve şuna baktık, sabah namazlarına kadar o meydanlarda kilimini almış, yorganını almış, öyle gelmiş ve gelirken yiyeceğini de getirmiş. Yani biz yanımızdakilere de katkı sağlayabilir miyiz diye meydan alanlar gerçekten bir miting alanı değil, bir bayram havasına dönüştü. Ve orada her akşam birbirinden güzel ikramlar ve evde yapılan börek çörekler ikram edilerek dağıtıldı. Bu meydanlar çok sevdi bu millet. Ama neden? Böyle bir başarıyı elde ettiklerinin verdiği gurur ve onurla bunu yaptılar. 15 Temmuz gecesi nasıl karanlık bir gece ise onun karşısında aynı Çanakkale ruhuyla kurup gerçekten bizi bölmek isteyenlere karşı çok anlamlı mesajlar verdi 23 gündür. Onlar belki askeri askere düşürmek istedi. Polisi polise kırdırmak istedi. Vatandaşı birbirine düşürmek istedi. Ama bu oyuna gelmeyen insanlar şunu söyledi meydanlarda. Bizi bölemediniz, bizi birbirimize düşüremediniz ama bizi kenetlemeyi başardınız. Bizi bir yumruk yapmayı becerdiniz. İşte meydanlardayız ve biz her akşam muhalefet parti ilçe başkanlarıyla beraber çıktık ne güzel, meydanlara. Ne güzel. Onlar da yanımızda söz aldılar, halka hitap ettiler ve geceyi kınadılar, lanetlediler. FETÖ terör örgütüne nasıl bugüne kadar bu imkanlar sağlanmış diye hayretler içine düştüler. Ama herkesin ortak fikri şu, Allah bize bunu gösterecekti. Ne tehlikeli olduklarını bildirecekti. Bunun için de Cumhurbaşkanımızın uzun zamandır yaptığı uyarılara birçok belki yazar çizerlerimiz de şunu söylüyordu. Canım fazla mı abartılıyor? Fazla mı büyütülüyor? Yani biraz haddinden fazla mı konuşuluyor deniyordu. Ama şimdi öyle bir dönüş oldu ki inandık Cumhurbaşkanım. Anladık Cumhurbaşkanım. Gördük Cumhurbaşkanım. Doğru. Evet. Gerçekten bu manada da bugün şu çok önemli bir tablo bana göre. Şu meydandaki halk nasıl bugün 3-5 milyon buraya attıysa biraz sonra sahnede görünecek görüntü dünyaya en güzel mesaj olacak. Kesinlikle. Biz onları bölmek istedik ama birleştirmişiz dedi. Evet. Muhalefetiyle, başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla buradan dünyaya çok önemli bir mesaj veriyor. Bugünün anlamı çok derin ve büyük. Kesinlikle. Çünkü bizim köklü bir tarihimiz, derin bir mazimiz var. Gelecekle ilgili de iddiamız var. Bu iddialar 2023'ü de, 2053'ü de, 2071'i de bu ülkenin evlatları gerçekleştirecek. Ürküttük onları. Hastadan pay vermek istemediler. Hasta bir ülke olarak devam etsin istediler. Ama bir lider çıktı. Bir başkomutan çıktı. Hayır, biz Osmanlı'nın torunlarıyız dedi. Allah'ın izniyle o büyüklüğümüzü bir kere daha bu dünyaya göstereceğiz dedi. Evet. Ve bugün o gerçekleşiyor bana göre. İnsanların bu kadar bir araya geldiği, başkomutanı bu kadar benimsediği, bir kat daha sevdiği bir ortamı herhalde çok istesek yapamaz. Cahit Altunay çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Elinize katıldığınız için. Sağ olun. Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'da değerli izleyiciler yayınımıza katıldı.